Vakıflar Haftası 1924 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu yıl dönümü her yıl Vakıf Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl 100. yılımızı kutluyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulalı tam 100 yıl oldu. Tabii Vakıflar Genel Müdürlüğü Osmanlı Devleti'nden bize miras kalmış bir kurumdur. Vakıf Haftası da bugüne özel bir hafta boyunca tüm yurtta vakıf kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması için bir etkinlikler dizisi şeklinde kutlanıyor. Biz özellikle genç kardeşlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin vakıf kültürünü anlamaları, bilmeleri ve bunu yaşatmaları için gayret gösteriyoruz. Okullarda tanıtım faaliyetlerimiz var. Cumhuriyet döneminde kurulan vakıflarımıza da bu dönemde çeşitli faaliyetler yapmalarını öneriyoruz. Biz Osmanlı dönemindeki vakıfların özellikle medrese öğrencilerine yani öğrencilere pek çok konuda destek olduğunu görüyoruz. Öğrencilerin başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin okutulması, tüm eğitim hayatlarının desteklenmesi, yurt hizmetleri ve diğer pek çok öğrencilerin desteklemesi noktasında Osmanlı vakıflarının direkt bununla ilgili şartları var. Biz de bu şartları bugün direkt olarak yapamadığımız için eğitim desteği olarak bunu yerine getiriyoruz. Bu 50 bin tane ihtiyaç sahibi öğrencimize Kredi Yurtlar Kurumu rakamlarının aynısını biz de vakıflar olarak burs şeklinde öğrencilerimizi destekliyoruz. Kariye Camii 3 yıl önce Ayasofya'nın açıldığı gün aslında açıldı. Fakat restorasyonu yeni bitti. Biz ibadete 3 yıl önce zaten açılmış olan bir yerin sadece restorasyonunu bitirerek, tamamlayarak tekrardan açılışını yaptık. Kariye Camii'den en az Kariye Camii kadar önemli Divri Ulu Camii ve Şifahanesi. Divri Ulu Camii ve Şifahanesi Türkiye'deki özellikle Selçuklu eserlerin içerisinde çok önemli bir yere sahip. Biliyorsunuz çok uzun yıllardır UNESCO Dünya Mirası listesinde olan bir yapı ve Türkiye'deki taş işçiliğin zirvesidir. 1200 farklı motifin taşa nakşedildiği muhteşem bir yapıdır. Ve bu yapının özellikle şifahane bölümü ki 1200'lü yıllara denk gelir, dünyada böyle bir sağlık merkezi yok. Yani böyle bir bu kadar özellikli bir sağlık merkezi kesinlikle yok. 1200'lü yıllarda musikiyle ve su sesiyle insanları iyileştirmenin yoluna gidilmiş. Muhteşem özelliklere sahip. Biz bu özelliklerin hepsini koruyarak restorasyonunu tamamladık. Şu andan itibaren camimiz hem ibadete hem ziyarete açılmış durumda. Ben Divri Ulu Cami'nin dünyaca ünlü bir yapı olduğunu çok iyi biliyorum. Ciddi manada yurt içi ve yurt dışı turist çekeceğine de eminim. 377 tane vakıf eseri depremde büyük hasar aldı. Bu 377 vakıf eseri her biri şehirlerimizin merkezlerinde olan abidevi yapılar, sembol yapılar ve bu yapıların milletimiz için çok büyük önemi var. Bundan dolayı aynı zamanda psikolojik de bir bu camilerin ayağa kaldırılması, tekrar milletimizin hizmetine sunulması insanlarımızı rahatlatacak. Öyle görüyoruz. Onun için çok hızlı bir şekilde camilerimizin restorasyonlarına hız verdik. Tabii restorasyon işi arkadaşlar yani ciddi manada aşamaları var. Biz de dünyada uygulanan sistemlerin tamamını uygulamaya çalışıyoruz. Hem çok hızlı hareket etmeye çalışıyoruz, hem çok hassas hareket etmeye çalışıyoruz. Netice itibariyle neredeyse bütün yıkılan yapılarımızın onarımına başladık. Deprem bölgesindeki faaliyetlerimiz en az 2 yıl daha sürecek. Çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu gayretler neticesinde bittikçe camimizi ibadete ve ziyarete, camilerimizi ve vakıf eserlerimizi açmaya devam edeceğiz. Bu yaz çok yoğun bir tadilat, restorasyon, restrüksiyon projesini uygulayacağız. Bu süreç zarfında
bizim düşüncemiz 2 yıl içerisinde öncelikle Hatay merkez olmak üzere bütün deprem bölgesindeki vakıf eserleri ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar 30'un üzerinde deprem döneminde hasar almış, hafif, orta, ağır hasar almış yapımızı şu anda yine milletimizin hizmetine açtık. Fakat bu yazın sonunda ciddi denebilecek, yani inşallah yüzün üzerinde vakıf eserini yine açmış olacağız. Restorasyonları bitten. İnşallah. Fakat tabii bunların yapılmasındaki süreçlerin tamamlanması sadece bizim üzerimizde veya bizim elimizde olan bir durum değil. Bilim kurullarının, üniversitelerin ve diğer kurulların onayları var. Bu onayları biz birebir takip ederek süreçleri neticeye ulaştırmaya çalışacağız.